Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerimiz. Böyle çok hareketli, çok zengin görselliği olan bir stüdyodayız bugün. Konuğum Sayın Özlem Torlak, hoş geldiniz. Merhaba. Kuzumi firmasının adı. Kuzumi. Kuzum, canım, kuzum, aynen. Kuzum gibi değil mi? Bir organizasyon işi yapıyor Özlem Hanım. Ve nasıl başladığını, öyküsünü önce dinleyelim. Nasıl başladınız? Bu kadar çok objeyi bir araya getirmek falan filan hepsini konuşacağız. Belki de sizler için de bir yol haritası olabilir. Evet, nasıl başladınız? Ben iktisat mezunuyum aslında ve 5 sene kadar bir tekstil firmasında çalışıp, böyle çok yoğun bir tempoda çalışıp, daha sonra evlilik ve çocukla işi bırakmak durumunda kaldım. Ve sonrasında böyle bir workshop'a katıldım. O zaman sabun workshop'una katıldım. Ve bunu tek tek evde yapmaya çalıştım. Instagram hesabı açarak bu işe başladım. Sonrasında talepler çok yoğun gelince, bu tabii bana çok keyif verdi ve kısa sürede büyüdüm diyebilirim. Büyüdünüz. Evet. Evet, yani kadınlarımızın artık yaratıcılıklarını, emeklerini değerlendirebilecekleri son derece güzel olanaklar var. Evet. Onları da değerlendirmek, böyle sizin gibi boş oturmayıp, değil mi? Gerçekten öyle. Bir süre sonra, çünkü boşluk insanı, evet, annelik çok büyük bir sorumluluk. Hadi 7-24 süren bir şey ama böyle şeyler insanı hem motive edip hem enerjisini çok yüksek tutuyor. Bir şeyler yapmış olmak çok güzel. Bu bir anlamda. De, değil mi? Ortaya bir şeyin çıkması, yani sizin zihninizde yarattığınız, sizi yansıtan, sizin zevkleriniz çıkması çok güzel. Şimdi burada grup grup bir şeyler görüyorum. Evet. Sanki biri makas var, aynadan yapılmış bir tepsi var, işte belki yüzükler mi var? Evet, bunlar mesela, yüzük yükselticileri. Elinize alıp gösterebilir misiniz bize? Tabii, bunlar isme özel hazırlanmış yüzük yükselticileri. Yüzük üstünde duruyor. Evet, bunların üstünde duruyor çünkü tepsi çok düz bir zemin olduğu için yüzüğün görünmesi adına böyle bir şey üretilmiş ve bunu süsleyip, ve ben işte makası bile süslenmiş bir şekilde, çikolatası vesaire, böyle bir konsept isim panosu, böyle bir masa hazırlanıp insanlara nişan, daha nişan, söz, düğün, hepsi için geçerli olabilir. Uyarlanabilecek bir şey. Artık böyle değil mi? Gerçekten böyle. Yani yıllar öncesine gidip yeniden evlenmek istiyorsun. Ben bile öyle. Ben bile kaçırmışım bu furyayı. Bizim zamanımızda yoktu. Bunlar herhalde kişiye özel mi hazırlanıyor, yoksa siz bunları değişik tonlarda, renklerde, özelliklerde mi hazırlıyorsunuz? Artık düğünler, doğumlar, her tür böyle özel günler konsept adı altında, yani bir konsepti oluyor bunların ve rengi oluyor. Müşteri ona göre size belirliyor renkleri ve seçenekleri. Onlar kendileri istediği ürünleri size açıkladıktan sonra siz de onlara uygun. Siz onların isteğine uygun düzenliyorsunuz. Evet. Bir de son zamanlarda artan bir şey, bebeklerin doğumundan önce baby shower diye bir şey yapıyorlar galiba. Baby show. Baby shower adı. Evet. Bu aslında ülkemizde çok kullanılan bir şey değildi açıkçası ama daha sonrasında kına da, mesela eskiden kınamız vardı, bekarlığa veda şeklinde döndü o. Şimdi bebekten önce baby shower var. Bu da işte bebek doğmadan birkaç gün önce mi yapılıyor? Onun zamanı, evet, birkaç ay önce yapılıyor belki de. İşte gelen kişilerle oyun oynatılıyor. Böyle bir organizasyon oluyor. Masalar düzenleniyor. Bütün arkadaşlar çağrılıyor, bekar veya evli. Çocuktan önce böyle keyifli bir gün geçiriyorlar. Evet, çocuk doğmadan önce hediyeleri de gelmiş oluyor. Aynen belki öyle. Çok ilginç tabii. Değişik değişik görüşler ve bizde de yaygınlaşmaya başladı galiba. Çok fazla tanık olmaya başladım. Aynen. Mesela bu bir baby shower için yapılmış bir şeydi. Batu bebek geliyor galiba, evet, diye. Evet, gelecekler. Anı defteri, onun kalemi. O kadar ufak teferruatlar var ki onları süsledikten sonra çok daha güzel bir sunumla insanların karşısına çıkabiliyorsunuz bu şekilde. Tabii. Çok da güzel, yani ismi var çerçevede, sonra resmi girecek tabii. Aynen. Değil mi? Bu aslında kapı süsü normalde. Şu an ben hani burada öyle sergileme şansımız olmadığı için hastane odasının kapı süsü olacak. Daha sonrasında evinde çerçeve olarak kullanabileceği bir obje olmuş olacak. Tabii, daha kalıcı. Tabii. Ve kalıcı, son derece kalıcı objeler.
Bu da Batu Bebek için galiba. Aynen öyle. Bir konsept. Ayıcı. Evet, hep beraber. Oyuncakları, sonra kendi resmi girecek onun içine büyük ihtimalle. Büyük ihtimal. Şimdi burada böyle bebek patikleri var. Ondan sonra güller var. Güller var. Çok da güzel güller. Neler neler yok ki? Bakıyorum. Var mesela kına gecesi için tercih edilen. Kına gecesi süsü. Şunlar. At var burada, atın üzerinde. Neler neler yok karuseller. Ki. Karuseller. Evet, onlar da çocuk doğumlarında ya da doğum günlerinde tercih edilen bir şey. Eskiden hani bir nikah şekeri vesaire bu tip şeyler vardı. Fakat şu an... Yiyorduk, yok oluyordu. Ya da yemiyorduk, bozuluyordu, çöpe gidiyordu. Ama şu an insanlar artık kalıcı, yani işe yaramaz şeyden ziyade kalıcı olmasına daha çok önem veriyorlar. Çok akıllıca, evet. Galiba siz bir de firmalar için zannediyorum bazı objeler hazırlıyorsunuz. Firmaların telefon numarası logoları. Belki üzerlerinde, belki logoları. Ve çok da hoş bir hediye onlar olabilir. Onlar da aynen aynı mantıkta kendi müşterilerine. Kendi logo ve isimleri adı altında evde yine kullanabilecekleri, sürekli görebilecekleri tarz ürünleri tercih ediyorlar. Siz evet. Arkadaşlarınızı ziyarete giderken artık dışarıdan bir şey almıyorsunuz. Gerçekten benim için de çok daha iyi olmuş oldu. Evde kendi el emeğim bir ürünü vermek eminim çok daha tabii, kalıcı olacaktır. Yani. Tabii, çok kalıcı ve çok anlamlı. Şimdi burada böyle çiçekler görüyorum. Kafes mi var? Kafeslerin içinde kokulu taşlar var. Yine dediğim gibi bu öyle bir derya ki ucu burası. Yok. Gerçekten sonu hani yok. Hiç bir sene önce bunların hiçbiri yoktu belki ama her yeni gün ve çok çabuk tüketilen şeyler, sürekli yeni şeyler bulmamız gerekiyor. Bu kadar ve talep var yani buna. Öyle mi? İnanılmaz. Ne kadar güzel. İnanılmaz bir talep. Yani durumu çok iyi olan da, yani en alt ve en üst seviyedeki insan da bu tip bir şey yaptırabiliyor. İstiyor. İstiyor ve çünkü her bütçeye uygun galiba. Aynen öyle. Bu da çok önemli, çok güzel. Şimdi sizin yanınızda minicik şişecikler, mumluklar, parfümler. Aslında şey. Mesela nikah şekeri. İçinde şekeri var ama bunu kristal bir şekerlik her zaman yine insanlar kullanabiliyorlar daha sonrasında. Onu onun üzerine mi kapatıyorsunuz? Evet, yok. Bu böyle kapanan bir şey. Onun üzerine kapanıyor. Kahvenin onlar nikah şekerleri. Peki o parfüm şişeleri ne amaçlı? Bu da kolonya şişesi. Kolonya şişesi. Evet, bebek mevlütlerinde. Herkese birer tane mi hediye ediliyor? Aynen öyle. Bir de bunun şimdi böyle elden vermek de olmuyor. Poşet içinde. Onu da süslemek gerekiyor. O yüzden böyle ufak ufak parçaları koyabileceğiniz poşetler. Neler var başka orada? Burada oda kokuları var. Böyle. Çok güzel. Onları da mı siz hazırlıyorsunuz? Tabii hepsini ben hazırlıyorum. Süslemesi, her şey dahil. Bunlar isme yine özel. Kokularını nasıl yapıyorsunuz? Onları satın alıyorum. Yani firmalarım var çalıştığım, birlikte çalıştığım. Onlardan satın alıp yapıyorum. Ne kadar güzel, ne kadar akıllıca, ne kadar yaratıcı, ne kadar kendi özgüveni arttırıcı bir şey. Bir taraftan da küçük böyle kesecikler görüyorum ama çok şık. Lavanta kesesi mi yoksa onlar? Lavanta keseleri onlarda, evet. En sağ taraftaki aynalı bir magnet. O da yine bir düğünden. Duvara, buzdolabına mı yapıştırılıyor? Buzdolabına asılabilecek bir şey. Peki bu aynaları siz mi kesiyorsunuz, kestiriyorsunuz? Onu kestiriyorum, ben tasarlıyorum üstündeki yazıyı, şekli. Müşteriyle beraber ortaklaşa bir karar alıp onu kestiriyorum ve sonrasında süslemesini yapıyoruz. Peki o tombul kesecikler nedir? Onlar da lavanta kesesi. Lavanta kesesi. Evet. Ve bunlar hangi amaçla isteniyor daha çok? Daha çok diye bir şey yok. Artık bunlar her şeye girebiliyor. Yani düğün içinde bunu kullanabiliyorsunuz. Çocuk mevlidi içinde kullanabiliyorlar. Yani rengi pembe olunca çocuk için kullanabiliyorsunuz. Krem veya pastel tonlar kullandığı zaman düğün için daha uygun bir obje oluyor. Mükemmel. Mükemmel. Bayıldım bunlara. Ve siz müşterilerinizle iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Tabi burada bir taraftan da paketlenmişleri var. Evet. Onlar tek tek objeler ve ben sunarken bu şekilde sunuyorum. Çok güzel. Müşterilere Instagram yoluyla bana ulaşıyor müşterilerim. Orası öyle bir dünya ki gerçekten her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ve Instagram'da evet, öyle mi? Benim internet sitem de var. Yani fakat Instagram'ı yaşam alanı haline çevirmek daha güzel. Galiba bazıları orayı teşhir gibi kullanıyor. İşte
sinemadaydım, yemek de yedim, aman da falan da filan da diye, ama sizin bu amaçla kullanmanız çok kutsal, çok benim güzel. Benim iş amaçlı kullanıyorum Instagram'ı. Evet. Ve oradan insanlar bana, direkt bana ulaşabiliyorlar. Aman patikler, çok güzel. Evet, bu patikler. Evet, onun için bu patikler, bu kutunun içine girmiş. Çok da şık, çok sempatik bebek patikleri. Hem de örgü patikler. Ama insanın bebeği olduğu zaman her şeyin en güzeli olsun, en cicisi olsun istiyorlar. Ve o yüzden de böyle bir sektör doğdu. İşte altına bebeğin adı da yazılabilir. Evet, ayna içinde yazılabilir. Bunlar zaten genelde çekmece içinde, çekmece kokulu. Esten lavanta keseleri konurdu. Ondan öncesinde naftalinler vardı ama şimdi artık kokulu taşlar kullanılıyor. Kokulu taşlar kullanılıyor ve muazzam bir sektör haline geldi. Bu da olağanüstü bir şey. Öğretiyor musunuz ya da öğrencileriniz var mı ya da birlikte işi, çalıştığınız yardımcılarınız? Ben ilk bu işe başladığımda bir workshop'a katıldım. Aa. Ve daha sonrasında kendim de kurs vermeye başladım. Ama baktım ki yani Türkiye çok büyük bir yer. Ağrı'da, Van'daki insan bunu nasıl öğrenecek? Onun üzerine bir kit hazırladım ben, sabun kiti. Bunun içinde yapılabileceği malzemeler, renkler, esanslar, kalıpların olduğu ve içinde bu işi nasıl yapabileceğini anlatan bir broşür olan bir kit hazırladım. Ve Türkiye'de birçok yere, birçok bayana ulaştım böylelikle. Ve herkes, şu an hala görüşüyorum. Bir sıkıntıları olduğu zaman yine beni arayıp yardım isteyebiliyorlar. Bir iş sahibi oldular. O da çok ne güzel. Haz veren bir şey bana bu ne işte. Ne güzel, ne güzel. Şeyi çok merak ettim. Bu aynalar mesela kişinin adına göre kesilmiş, ortada evet. Kalp. Sizin bunları siz tasarlayıp kestiriyorsunuz o zaman. Evet. Aynen o şekilde. Ayna mı yoksa bunlar? Bu plexi. Plexi ayna. Ayna görünümlü plexiler. Aa, ne kadar güzel. Artık her şey çok kolay. Elimizi ayağımızı kesmeyeceğiz yani. O kalp de öyleyse plexiglas. Aynen o şekilde. O da plexi. Bunun her rengi yapılabiliyor. Bronzu, bu şekilde gümüşü. Beni kadar kalıcı. Yani sevgili seyirciler, eğer bebeğiniz dünyaya gelecekse işte harika bir adres. Nişan, düğün gibi bir özel gününüz varsa harika bir adres. Beyler, kız arkadaşınıza bir sürpriz hazırlamak istiyorsanız yine evet, orada mesela bir buketim var. Aslında daha çok modelim var bu bukette.